Her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısı artıyor. Buna bağlı olarak da otomotiv sektörü kendini yeniliyor ve geliştiriyor. Şimdi Eskişehir'de kurulan ve yedek parça anlamında tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bir firmayı taşıyoruz ekrana. Sevgili izleyiciler, Eskişehir'de Onur Otomotiv'deyiz. Yanımızda da buranın kurucusu Sayın Abdülkadir Aldırmaz Beyefendi bulunuyor. Nasılsınız Abdülkadir Bey? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sizi tanıyarak başlayalım. İsmim Abdülkadir Aldırmaz. 21 yıldır otoya yedek parça satışında bulunmaktayız. Eskişehir'deyiz. İki tane çocuğum var. Bir tanesi yanımda duruyor, 23 yaşında. Bir tanesi de 17 yaşında, okuluna devam ediyor. Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz burada? Fransız ve İtalyan araçlarının yedek parçalarını satıyoruz. Evet. Yedek parça dışında hizmetleriniz devam ediyor mu? Yedek parça dışında, Eskişehir dışında hizmetlerimiz devam ediyor. 2009 yılında ayrı yeni bir şirket kurduk, ithalat ve ihracat şirketi olarak. Ve Fransa'dan ithal ettiğimiz ürünleri İran, Rusya gibi ülkelere ihracat yapmaktayız. Ayrıca toptan yedek parça olarak da Türkiye'deki toptancılara satmaktayız getirdiğimiz, ithal ettiğimiz ürünleri. Peki sektörde bu kadar zaman yer almanızın avantajlarını taşıyor musunuz? Evet, şimdi biz her geçen yıl büyümemizin sebebi müşterinin bize güvenmesi, fiyat politikamız, sorun çözme, problemlerini çözme müşterinin, güven verme müşteriye. Yani bu tür politikalarla devam etmekteyiz. Ve personelimiz de bu konuda çok duyarlı. Hepsi de 10 yılın üzerinde çalışan kişiler. Özveriyle çalışmaktadır. Heyecanlıyız, işimizi de seviyoruz. Çok başarılı olduğumuza inanıyoruz. Otomotiv sektörü her geçen gün ivme kazanan bir sektör. Çünkü trafiğe çıkan araç sayısı her geçen gün artıyor. Sektörünüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sektörümüz inşaattan sonra gelen, benim görüşüme göre en hızlı sektör. Ve ölmeyecek bir sektör. Daha da genişleyecek ve daha da büyüyecek. Biz de Avrupa gibi standartlara bunları oturtturmamız gereklidir. Onun görüşündeyiz. Geleceği oldukça açık bir sektör. Peki sizin hedefleriniz neler olacak bundan sonra? Bu sektörde daha ne kadar var olmayı hedefliyorsunuz? Bu sektörde benim kendi çocuğum da işin başında olduğu için biz bu sektörü artık sonuna kadar götürmeyi düşünüyoruz. Ve daha da büyüyerek, her yıl belli bir ivme kazanarak büyüyerek daha genişlemek istiyoruz. Başka ülkelere de açılmak istiyoruz. Sektörünüzde ne gibi problemler, sorunlar var? İlk önce personel sıkıntısı yaşıyoruz. Ara eleman bulamıyoruz. Daha önce de dediğim gibi 10 yıllardır çalışıyor aynı eleman bizde ve buradan ayrılırsa yeni eleman yetiştirmekte çok zorluk çekiyoruz. Ve bizim iş biraz da beyin işi ve güç işi olduğu için insanların tercihi, çalışanların tercihi ikinci planda kalıyor.